Şimdi bizim asıl hikayemiz belki Osmanlı'dan, hatta Selçuklulardan, belki Bizanslara kadar, derinliği daha uzaklara kadar gidebilecek bir şeydir ama 37-38 tabii bizim Dersimlerin, yazar çizer ve sadece o zamanları değil, bütün Dersimlerin bir tren yolculuğu gibi bir şeydir yani. Gidip bir daha gelmemek gibi bir şeydir. Tren rayları da bana bu soykırımın geri kalanlarını bir başka yere sürüp orada tüketmenin müthiş bir duygusunu, hüznünü verir. Tabi burada gördüğünüz bu tren rayları 1938'de Elazığ'dan başlayıp Uşak'a, Eskişehir'e, Bilecik'e ya da Konya'ya giden tren yolları değil. Burası şu an Almanya ve onlarca, yüzlerce sanatçı, şair, yazar, çizer, düşünür buralara gelip bu topraklarda bir daha kendi ülkesine dönememenin kırık öyküsünde yaşamlarına veda ettiler. Veda demeyelim de veda da çok şey değil, veda çünkü tasarlanmış bir şeydir sanki. Ve bir daha dönemediler kendi topraklarına, kendi ülkelerine. Tren rayları bana işte o sürgünden, yani Tertere'den sonra, o korkunç kıyımdan sonra, sürgün yollarında Dersimlerin kara kutu dediği, teneke kutu dediği, o kara vagonların birbirine bağlanarak ara sıra parçalanan, ara sıra yanlış yerlerde inen uzun yolculuklar sonrasında, o günün trenleri ki çok yavaştı. Ölenler, kalanlar, doğum yapanlar, tecavüze uğrayanların hüznünü de, onların yaşam öyküsünü de anlatır ki bu acıyı gittikçe büyütüyor. Zordur sürgünü anlatmak çünkü sürgün çok kıyıcı bir kelimedir. Tertele bunun belki 10 katı daha kıyıcıdır ama sürgünde geriye kalanları kendinle beraber götürüyorsun sürgüne. O acıları, o sıkıntılar, o sancılar kendinle beraber gittiğin her yere götürürsün. Geçmiş herkes için böyledir. Geçmiş herkes için onun geleceği gibidir aslında. Geçmişi hep görürüz, geleceği göremeyiz. Çünkü gelecek biraz muammadır ama geçmiş hep sırtımızda değil, aslında gözlerimizin önündedir. Onu iyi görürüz ve onunla beraber gittiğimiz her yere götürürüz. Bu sürgün masalda biraz böyle. Buradaki ozanlar, sanatçılar, yazarlar, ben de dahil olmak üzere birçok insan kendi ülkesinin o acı, zor, sancılı topraklarını özleyerek burada yaşamlarını sürdürüyor.